Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. İzâ mâtel insan, insan öldüğünde ingada amelu, onun ameli kesilir. Yani artık namaz kılmasına, sadaka vermesine, Kur'an okumasına ve diğer ibadetleri yapmasına müsaade edilmez. Artık amel onun için bitmiş, ameliyle kendisi arasına bir perde girmiştir. Ancak üç şey müstesna. Yani üç şeyden dolayı amel defteri kapanmaz, kalem işlemeye, amel defteri dolmaya devam eder. Sadakatin cariye, sadaka-i cariye, ev ilmin yuntafav bih veya kendisiyle faydalanılan bir ilim, evveledin salihin yed'ule veya kendisine dua eden salih bir evlat. Bizler ister istemez öleceğiz. Toprağın altına girip gizleneceğiz. O kabir ki orada ne namaz kılmak var, ne Kur'an okumak var, ne sadaka vermek var, ne de başka bir ibadet yapıp sevap kazanmak var. Artık insanın ameli kesilmiş, ameliyle arasına bir perde girmiş. Ancak üç şey var ki bunlardan dolayı amel defteri yazılmaya devam eder. Onlardan birincisi sadakatin cariye, sadaka-i cariyedir. Sadaka-i cariye, insanın bu dünyada bina ettiği cami, medrese, Kur'an kursu, yol, köprü, çeşme gibi hayırlardır. Bu yapılardan insanlar istifade ettiği müddetçe kişiye sevap yazılır. Mesela bir camiye bir tuğla koysanız, o camide namaz kılındığı müddetçe namaz kılanların sevabından bir hisseniz olur. O halde buna çalışmalı, ölmeden önce imkanlarımız nispetinde her hayırlı mekana bir tuğla koymalıyız. Amelimizin kesilmesine mani olacak ikinci şey, ev ilmin yuntafav bih. Kendisiyle faydalanılan bir ilim. Mesela bu fakir ölecek, kabre girecek. Ölümünden sonra birisi bu hadis sohbetini seyretse, eğer ben bu işte halissem, amel defterime bunun sevabı yazılacak. Bu ne büyük bir devlet. O halde buna da çalışmalıyız. Elden geliyorsa kitap yazmalı, ders çekmeli. Bunlar elden gelmiyorsa yapılanların yayılmasına çalışarak bu işlere ortak olmalıyız. Olmalıyız ki ölümümüzden sonra o kitaplar okundukça, o sohbetler seyredildikçe amel defterimize sevabı yazılsın. Amelimizin kesilmesine mani olacak üçüncü şey, evveledin salihin yed'ule. Kendisine dua eden salih bir evlat. Namaz kılan, Kur'an okuyan, ibadetlerini yapan bir evlat ki onun her ameline anne babası hissedardır. Bağusuz o çocuk anne babasına dua eder, Allah da o duanın hürmetine anne babasını affeder. Cenab-ı Hak bizleri öldükten sonra amel defteri kapanmayan zümreye dahil eylesin. Arkasında sadaka-i cariye, faydalanılan bir ilim ve kendisine dua eden bir evlat bırakmayı Rabbim bize nasip etsin. Amin.